Merhaba değerli arkadaşım, ben İMT Hoca. Hız Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan test 109'u birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen yönergede çeşitkenar bir üçgenin yardımcı elemanlarından birinin çizimi gösterilmiştir. ABC üçgeninin A köşesine pergelin sivri ucu yerleştirilip bir yay çizelim. Yayın AB kenarına kesiştiği ya AB kenarını kestiği noktaya D, AC kenarı kestiği noktaya E diyelim. Tamam, bakın açının üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki sonra pergelin açıklığını bozmadan sivri ucunu önce D noktasına sonra E noktasına koyarak iki yay çizelim. Bakın hem D'ye hem de E'ye yine bakın açının burada hani açıyla alakalı bir şeyler çizmeye çalıştığımızı aslında çıkarsayabiliriz. Bu arada bunların böyle pergelde çizimini vesairesini konu anlatım videomdan da izleyebilirsin. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra bu yaylar çizildikten sonra kesişti. Daha sonra iki yayın kesiştiği noktadan geçecek biçimde A noktasını BC kenarı üzerindeki K noktasıyla birleştirelim. Şimdi böyle bunu da birleştirdi. Cemre yönergeyle elde edilen üçgenin yardımcı elemanını ABC üçgenine eş olan üçgen biçimindeki bir kağıdı katlayarak tekrar elde ediyor. Ya şimdi burada ne yapmaya çalışıyor? Açıortayı oluşturmaya çalışıyor açıkçası. Tamam mı? O zaman açıortayla alakalı bir şey de nasıl olur? Açının kolları üst üste geldiğinde olur. Bakın bu yükseklik Adana'daki yükseklik bulmaya yönelik bir harekettir. Evet, Bursa'daki AB kolu bakın AC kolunun üzerine gelmiş. Yani açı ortalanmaya çalışılmış. Cevap Bursa'dır. Ceyhan'a baktığımızda burada kenarın ortalanması söz konusu. Yani kenar ortayla alakalı bir çalışma var burada. O zaman doğru cevabımız dediğimiz gibi Bursa B seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Enes ön yüzü sarı ve arka yüzü mavi renkteki üçgen biçimindeki kağıdı aşağıdaki gibi katlayarak bu üçgenin yardımcı elemanlarından biri olan KP doğru parçasını elde etmiştir. Görüyoruz. Ya bu köşeler üst üste getiriliyorsa kenarın ortasını bulmaya yönelik bir harekettir. Yani şu an LP ile PM uzunlukları birbirine eşittir diyebilirim. Enes daha sonra bu üçgeni koordinat sistemi üzerinde LM doğru parçası x eksenine paralel ve M ile P noktaları sırasıyla 3'e eksi 2, eksi 2'ye 2. Şimdi eksi 2, eksi 2. Şimdi 3'e eksi 2 neresi? Bakın şurası 3'e eksi 2. Yani bunun x ekseninde 3'e gittiğini, şuranın eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğeri de P noktası da eksi 2, eksi 2. Yani şurası eksi 2 oluyor. Ya o zaman şöyle bir durum var. 3 ile 2 arasında şu uzunluk 5 birim. Bu uzunluk 5 birimse bu uzunluk da 5 birim olması lazım. L noktasının o zaman eksi 2'ye 5 ekle, yani şöyle düşünün. Eksi 2'den 5 sola giderseniz eksi 7'ye gelirsiniz. Uzunluk zaten pozitif olacağı için 5 birim olacaktır. Yani bu noktada eksi 7'ye eksi 2 noktasıdır. Eksi 7'ye eksi 2 noktası nerede var? Ceyhan'da var. Bakın kenar ortayla koordinat sistemi bilgisi bir araya getirilerek sorulmuş. Çok da hoş olmuş. Tekrar ediyorum. Burada siz ya şu 3'e eksi 2, bu eksi 2'ye eksi 2, şu aradaki mesafe 5 birim. O 5 birimse bu da 5 birim olacak. Çünkü kenar ortay ile alakalı şu LP ile PM hani birbiriyle eş parçalar. O zaman eksi 2'den 5 sola gidersem eksi 7'ye gelirim ve 5 birimlik bir parça da burada oluşmuş olur. Burası eksi 7 ise şurası da eksi 2'den geldiği için eksi 7, eksi 2 noktası olduğunu söyleyebilirim. İrem çeşitkenar üçgen biçimindeki bir kağıdı aşağıda gösterildiği gibi İki farklı şekilde ayrı ayrı katlamıştır. Tamam. Bu katlamalar sonucu oluşan kat çizgileri KR ve KP doğru parçaları olup İrem daha sonra LM kenarına paralel olacak şekilde santimetre ölçekli bir cetveli yandaki gibi yerleştirmiştir. Şu yükseklik bulmaya yönelik bir katlama arkadaşlar. Kenar doğrultusunda bakın katlanmış ve yükseklik elde edilmiş. Bu da köşeler üst üste getirilmiş. Yani kenarın ortası bulunmaya çalışılmış. Bu da kenar ortayla alakalı bir katlama. Tamam. Ve R ile P arası X dersek bu LM'nin uzunluğu o X'in RP arası uzaklığın 3 katından 8 fazlaymış. O zaman 3X artı 8 20 santimlikte cetvel koyulduğu için 20'ye eşit. O zaman ben bu 20'yi bu tarafa atarsam 8'i 20'nin olduğu tarafa atarsam 3X eşittir 20 eksi 8'den 3X eşittir 12 olur. Her iki tarafı 3'e bölersem X eşittir ne olmuş olur? 4 olmuş olur. Peki x 4 olacaksa x'in 4 olduğu yer nerede var? Bakıyorum bakın şurası var. Şurası var. Hocam peki hangisini alalım? Burada da şöyle bir durum var. Şimdi burası 20 santim ya. P
P'ye denk geldiği yer 20'nin yarısı tam 10'a denk gelmesi lazım. Bakın P'ye denk geldiği yer burada tam 10'a denk gelmiş. Doğru cevap Ceyhan olmuş oldu. Açı ölçüleri verilen ön yüzü mor ve arka yüzü sarı renkte olan üçgen biçimindeki bir kağıda aşağıdaki adımlar uygulanmıştır. Birinci adım, AC kenarı AB kenarının üzerine gelecek şekilde kağıdı katlayınız. Ya bu açı ortay bulmaya yönelik, tamam mı? Açının kolları böyle üst üste katlandığında açı ortay bulmaya yönelik. Daha sonra kağıdı açıp AB kenarı BC kenarının üzerine gelecek şekilde yine açı ortay bulmaya yönelik. Sonra kağıt tekrar açıp AC kenarı BC üzerine gelecek yine açı ortay bulmaya yönelik. Yani o zaman şöyle oluyor. Bak burası 35'e 35. Burası 25'e 25. Burası da 30'a 30 oluyor. Şimdi ne soruluyor? ADB ve BDC. ADB neresi? Şurası. BDC neresi? Burası. O zaman şöyle yapabiliriz. 25, 35 daha ne yapıyor? 25, 35 daha 60 yapıyor. O zaman burası 120 derece oluyor. 180'den 60 çıkarırsak 120. 25, 30 daha ne yapıyor? O da 55 derece yapıyor. O zaman 180'den 55'i çıkarırsak oraya ne kalıyor? 125 derece kalıyor. Yani şurası da 125 derece. Hocam onların toplamı soruluyor. 120 ile 125'i toplarsak bu da bize 245 dereceyi verecek. Doğru cevap burada Denizli olmalı. Değerli arkadaşım, bir video çözümün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümünde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.